Herkese merhaba. Yeni bir video ile daha karşınızdayız. Sabah çektiğimiz videoya gerçekten çok ciddi bir ilgi gösterdiniz. Eğer izlemeyenler varsa Edin Vişya'nın geri dönüşüyle alakalı video, o güzel sevindirici haberimizin olan videoyu şu tarafa oluyor herhalde. Üste bir link bırakacağım sona doğru, videonun sonuna doğru. Oradan girip izleyebilirsiniz ama bu videomuzun konusu tabii ki Sivasspor maçı. Çünkü antrenman da sona erdi. Öncelikle antrenmandaki sıcak gelişmeleri aktaralım. Gianni Semedo yine sakatlığı nedeniyle antrenmana katılmadı. Hatırlarsanız son maçın ardından teknik direktör Abdullah Avcı yaptığı açıklamada Gianni Semedo'nun sakatlığı şu an için çok ciddi gözükmüyor. Sivasspor maçında oynayabilecek diye düşünüyoruz dedi. Ancak maalesef Sivasspor maçında şu an itibariyle oynama ihtimali çok düşük. Çünkü bu hafta içerisinde hiç antrenmana çıkmadı. Bir maç günü kendisini deneyecek ama muhtemelen kadroda yer almayacak Gianni Semedo. Onun dışında Dorukhan Toköz, Edin Visca ve Serkan Hasan da sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Yusuf Yazıcı da kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek. Peki nasıl bir 11 sahaya çıkacak Trabzonspor adına? Kalede Uğurcan Çakır, savunmanın sağında Larsen, stoperde Bartra, Hugo ikilisi, sol bekte Eren Elmalı, orta sahada Siopis, Hamşik, Bakasetas üçlüsü, sağ kanatta Abdülkadir Ömür, sol kanatta Trezeguet, ileride Maxi Gomez'i bekliyoruz. Burada bir ihtimal, tek değişiklik olabilir. Abdullah Avcı Abdülkadir Ömür'ü değildi. Üçüncü yerli olarak Hüseyin Türkmen'i tercih ederse, ki bunun şu an için düşük ihtimal olduğunu söyleyelim, Trezeguet'i sağ kanata atıp Bardi'yi sol kanatta deneyebilir. Bunun dışında çok da fazla bir değişikliğe gitmeyi düşünmüyor Abdullah Avcı. Tabii siz yorumlarda muhtemelen şunu düşüneceksiniz veya muhtemel 11'i gördüğünüzde neden Umut Bozok'u hiç değerlendirmiyor hoca, çift forvet gibi. Ama şöyle de bir durum var. Şimdi Canini zaten sakat. Emrehan Gedikli de sakat. Maxi Gomez ve Umut Bozok ikisi birden 11'e başladığı anda Trabzonspor'un yedek kulübesinden bir hamle şansı kalmıyor. Yani maç istediğin gibi gitmezse, kilitlendiği anlarda açmak için oradan bir hamle şansın kalmıyor. O yüzden ikisini birlikte sahaya süreceğini düşünmüyoruz ve denemediğini de söyleyelim. Dediğim gibi ya Abdülkadir Ömür'le başlayacak ya da düşük ihtimal gibi gözükse de Hüseyin Türkmen'i sağ bekte deneyebilir. Onun dışında zaten Naci Ünivar'a çok fazla forma şansı vermedi şu ana kadar. Doğucan Haspolat'a da yine çok fazla süre şansı tanımadı Abdullah Avcı. Yerli onayında böyle bu kadar sıkıntı varken, yani Uğurcan'la Eren'i banko yazıyoruz. Ama Allah korusun ikisinden birine bir şey olduğunda, özellikle sol bek için çok ciddi bir sıkıntılı sürece girebilir. Keşke Naci ve Doğucan'ı biraz daha fazla kullanabilsek. Sağ kanatta da herkes tabii Lahdimi'nin oynamasını istiyor ama hoca ona şu ana kadar yeteri kadar forma şansı tanımadı. Kendisine bunu sorduğumuzda geliştirmesi gereken yönleri var. Biz onun potansiyeline yatırım yaptık. Taraftarlar tabii kısa bir süre izlediği için 11'de bekliyor ama böyle bir şey şu an için mümkün değil. İlerleyen zamanda bakacağız demişti Abdullah Avcı. O yüzden son maçta da kadroya girmedi. O biraz düşük ihtimal. Lahdimi 11 zaten zor da oyuna sonradan girme ihtimali de düşük. Peki nasıl bir oyun planı olacaktır Trabzonspor'un? Sivasspor oynadığı son 3 karşılaşmayı kazandı. Başakşehir'i, Giresunspor'u yendi ve Balkani maçında Avrupa'da başarılı bir sonuca imza attı. Onlar gerçekten çok ciddi bir çıkış içerisinde ve futbol olarak da iyi bir noktadalar. Trabzonspor maçında da bunu sürdürmek istiyorlar haklı olarak. Trabzonspor için ise şöyle bir durum var. Trabzonspor yine orta sahada oyuna biraz daha hakim olmaya çalışacak. Orta sahada daha çok topa basmaya çalışacak. Bu arada çok özür diliyorum. Ben muhtemel 11'de Siopis, Hamşik, Bakasetas dedim. Bamen Hamşik, Bakasetas'ı değerlendirecek Abdullah. Şimdi bir yandan onu düşünüyordum. Bunu mu dedim diye, ama evet ben Siopis dedim. Bamen Hamşik, Bakasetas. Yani Bamen Hamşik, Bakasetas'la başlamayı düşünüyor hoca. Antrenmanda bunu denedi. Maçın gidişatına göre belki yine Siopis'i sahaya sürer ama antrenmanda denenen Bamen'in orta sahada olduğu bir çözüm. Onu tekrar belirteyim. Biraz daha topa hakim olmaya çalışacak ve son haftalarda bunu kısmen deniyor Trabzonspor. Dikine giderek gol bulmaya çalışacak. Böyle bir mantalitede sahada olacağını söyleyelim. Tabii sağ kanatta orijinal mevkisi kanat olan bir oyuncu olmadığı için orayı çok aktif kullanamıyor. Sol kanatta biraz daha Trezeguet'e yük binecek bir sistem bekliyoruz. Bu arada güzel de bir gelişme yaşandı. Biraz geç olduğu düşünülebilir ve haklı olarak da düşünülüyor tabii ki. Şampiyonluk primleri bugün itibariyle yatmaya başladı.
Yani Trabzonsporlu oyuncuların şu an takımda bulunan ve ayrılan oyunculara aşamalı olarak şampiyonluk primleri yatırılıyor. Burada bahsedilen rakam 40-50 milyon TL civarı bir rakam toplamda yani. Her futbolcuya farklı farklı ödeniyor. Oynadığı maç sayısına bağlı olarak, oynadığı süreye bağlı olarak takımda sadece futbolcular da prim almıyor. İşte malzemecisinden çimcisine kadar hemen hemen herkese de prim yatırılıyor. O yüzden Sivasspor maçı öncesi bu primlerin yatırılması da şampiyonluk primlerinin yatırılması da çok çok anlamlı oldu. Takımda çok yüksek prim alanlar da var. Dediğim gibi belki çok az katkı vermesine rağmen prim alan isimler de var. Bu mecbur statü göre bu şekilde. O yüzden bu primlerin ödenmesi de çok çok önemliydi. Zaten maaş ödemeleri noktasında bir aksama yoktur Trabzonspor'da, ancak primler biraz gecikmişti. Çünkü orada çok sıcak bir paraya ihtiyaç var. Dediğim gibi 40-50 milyon TL'yi de öyle herkes bir anda çıkarıp veremez. Bu çok kolay bir şey değil. Ama Trabzonspor o kaynağı da sağladı ve ödemeleri gerçekleştiriyor. Bu da çok çok önemli ve değerli bir gelişme. Biraz sezon ortasına yaklaştık ama en azından ödendi. Sözler yerine getirildi. Şimdi hedef yeni sezon sonu için yeni nasip olursa şampiyonluk veya devamı. Ben bu kadronun gerçekten çok başarılı olacağına inanıyorum. Bu noktada çok ağır eleştiri yapanlar var ama bence Trabzonspor'un kadro kalitesi de, oyuncu kalitesi de çok iyi. Sadece bazı bölgelerde yığılma var. O yığılmaları nispeten azaltıp eksik olan bölgeler çok nokta atışı transferlerle güçlendirilirse ara transfer döneminde Trabzonspor şu anki potansiyelinin çok daha üzerine çıkabilecektir. Yani bir sol bek alternatifi yok mesela. Bir sol bek kesinlikle alınmalı. Sağ beke bir yerli alternatif gelmeli. Serkan Hasan nasıl dönecek? Yani Serkan Hasan'ı çok aradı Trabzonspor gerçekten. Yani en azından yerli hamle şansıydı ve çok hocayı rahatlatıyordu zaman zaman. Onu bile aradı. Orta sahada Hamşik'le rekabet edecek bir isim eksikliği var ve bence kanatta da ihtiyaç var ama bence bir forvet oyuncusuna ihtiyacı var. Yani Maxi Gomez ve Umut Bozok çok kaliteli forvet oyuncuları. Ancak onlarla rekabeti aynı seviyeye çıkaracak bir isme ihtiyaç duyuyor. Çünkü Gianni Semedo bu sezon eski formunda değil ve önceki sezonlara oranla çok fazla sakatlanıyor. Gerçekten çok ciddi şekilde sakatlıklar yaşamaya başladı. O yüzden o rekabeti artırması gerekiyor. Şimdi rakiplerin hücum hattına bakıldığında Trabzonspor'un biraz daha hücum hattının alternatifsiz olduğunu görebiliyoruz. Ya Fenerbahçe'yi zaten koymuyorum. Yani Joshua King, Serdar, Valencia, Batshuayi, Pedro, yani inanılmaz bir hücum hattı. Galatasaray'da da Seferovic, Icardi, Gomez yine bence iyi bir rekabet. Beşiktaş'ta Weghorst zaten bambaşka bir seviye. Ama Cenk Tosun, işte Muleka'yı da orada sayabiliyoruz. Onların da yine alternatifleri var. O yüzden Trabzonspor'un da bence bu seviyede bir rekabete ihtiyaç duyduğunu söyleyelim. Şu anda antrenmanı paylaştı Trabzonspor. Yine keyifli bir antrenman olmuşa benziyor. Siopis tabii antrenmanın neşesi ama fotoğraflardan da siz de göreceksinizdir. Havalar Trabzon'da gerçekten çok soğudu. Antrenmanda da artık montlar giyilmeye başladı. Arkadan alttan o içlikler falan giyilmeye başladı. İçlik derken tabii yün içlik değil, onların kendi termal içlikleri. Böyle bir durum var. Yarın saat 17'de maç. Şu anda 32 bin civarında taraftar gözüküyor tribünde. Tamamen doluluğa ulaşılamadı. Eğer kombinesi olanlar da gelmezse maalesef tam dolu gözükmeyecek. Umarım maç günü bu ilgi biraz daha artar ve o tribün doluluk sayısına da ulaşılır. Saat 17'de oynanacak olan karşılaşma öncesi. Bu videonun da sonuna geldik. Dediğim gibi Edin Visca videosunu kaçıranlar varsa o detayı şurada paylaşıyorum, şurada bir yerde. Oradan da linke tıklayıp izleyebilirsiniz. İzleyen sayısı çok fazla ama beğeni sayısı ve abone sayısı çok düşük. Eğer izlediyseniz orada bir beğen tuşu var, ona basıp bir de abone olup zili asarsanız bundan sonraki videolardan da haberdar olursunuz diyelim. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Yarın akşam inşallah maç sonunda Adem Yiğit'le birlikte keyifli bir maç sonu yayınıyla da karşınızda oluruz. Futbolu konuşacağımız bir yayınla karşınızda oluruz diyerek Allah'a ısmarladık diyorum. Görüşmek üzere.